dikkat ettim de anne. Bilhassa pazar günleri böyle herkesin evde olduğu, daha doğrusu babamın evde olduğu günlerde aile saadetimiz maksimum düzeye ulaşıyor. Cumartesi gecesinden nasıl olsa yarın tatil diye alkol duvarına kafa darbeleri atıyor babam. Sarhoşluğu ertesi günde devam ettiği için evde huzur falan hiçbir şey kalmıyor. Terör esiyor resmen ya. Şu saatlerde babamı şöyle bir evden çıkarabilsek var ya, her şey normale döner. Eğer bu şekilde abimi odadan çıkaramazsak, herif harap ve bitap, öyle bir akıl hastası olacak ya. Ya koçum, koçum. Ne vardı babayla dalaşacak ha? Bana bak kız. Biz bu adamı nasıl evden çıkartırız ha, babanı? Bir yol bul. Bir temizlik operasyonuna başlayalım. Ha? Böyle süpürgeler, yer bezleri, leğenler, mehler filan. Böyle oturacak yer bırakmayalım adamı. Çıksın gitsin herif, he? Dar edelim evi. İyi fikir kız. Ha? Bana bak. Babaya böyle herif falan deme salak. Nasılsın Günce? Hafta sonu aile içi şiddet ve stres ve hatta hıyanet günümüzü yaşadık yine. Birimiz pazar krizinden sonra ölecek ama hangimiz? Babam, abim geç kalkar sofraya yetişemez diye çıldırır. Annemin periyodik sinir gerilmeleri hep bana çatar. Reklamlardaki Nescafe içen, bulmaca çözen, köpeğini seven plastik hafta sonu çekirdek ailelerini görüp kızıyorum ama bizimkisi de geri kalmıyor yani. Acaba şu son okuduğum dayak psikolojisi kitabını babama da yatıştırıcı mahiyetinde versen mi? Belki arka kapağındaki Freud resmini görüp büyük ilim ve hasenet sahibi bir şahsiyet sanır. Belli mi olur? Dayak pisişik manada tövbe eder belki. Önce dua et, seni döven yok. Arada bir sayfalarını karıştırıyorlar o kadar.